Çekirdeklerimiz yoksa bisküvilerimiz var. Havva, bir şey mi canın sıkıldı senin kızım? Benim söylediklerime üzüldün sen. Canım kızım benim. Asma suratını öyle. Ben senin annenim. Ya seni çok seviyorum. Ben sana doğruları göstermezsem ileride çok canın yanar. Anne. Bütün yanlışlarımdan kurtulup tertemiz olmak istiyorum. Bütün günahlarımdan arınmak istiyorum. Yusuf beni hep sevsin istiyorum. Hep mutlu olalım istiyorum. Anne, ben onu kaybetmek istemiyorum. Sen doğru yoldan şaşmazsan korkulu rüya görmezsin. Madem ki doğru yol almaya karar verdin. Bak, yarın senin için yepyeni bir gün. Nişanlımla buluşursun. Hem belki arabanı almaya gidersiniz. Aa, araba kullanmayı öğretir sana. Sümrüt gözlü kızım benim. Üzülme sen. Hamiyet, Yiğit'le Münevver'in arasında bir şey mi olmuş? Ayrıntısını ben de bilmiyorum vallahi Yılmaz Bey. Oğlanın bizim kıza meyli olduğunu hissettiğim anda koyuverdim kapının önüne. Peki ben bunu niye şimdi duyuyorum Hamiyet Hanım? Oğlum. Yılmaz Bey. Yusuf, neredesin? Neredesin? Hayır olsun kızım. Yusuf Bey'e baktım hanımın ama yok galiba. Banyoda unutmuş telefonunu. Bir sürü de cevapsız çağrı var. Hayır, yani ben açıp bakmadım ama ekranda öyle gözüküyor. Ben de önemlidir diye getirmiştim. Bak bakalım kimmiş arayan. Kızım açsene. Arayan babasının keyfini aramadı ya. Vardır bir derdi herhalde. Hava aramış. Hepsini. 7 defa. Herhalde Yusuf'u merak etti. Neyse canım, hadi bize ne? Hadi ver şunu bana. Git işine sen.
Keyfin yerinde mi? He? Keyfin yerinde mi aslanım? Sizin bu halleriniz dün gibi gözümün önünde. Şimdi büyüdünüz tabii. Boyumu posumu da açtınız. İsterseniz kendi yuvanızı kurabilir, hayat yolunuzu çizebilirsiniz. Ama babalık işte. Sanki hala çocukmuşsunuz gibi kanatlarımın altında kalın istiyorum. Biz ne kadar büyüsek de senin tecrübelerini vereceğin akla her zaman ihtiyacımız var baba. Yok be aslanım. Sen zaten her zaman her şeyin en iyisini yapıyorsun. Bak şu el kadar bebeğe bile benden değildir demedin. Açtın kollarını, bastın bağrını. Senin çok adaletli bir yüreğin var evladım. Münevver için de en iyisini yapıyorsun. Analık babalık, evlatlarım her zaman yanımda yöremde olsun demek değilmiş. Uzakta da olsalar mutlu olsunlar demekmiş. Yusuf, halanla konuşmakla da çok iyi yaptın evladım. Biz büyüklerin arasındaki husumet bizi ilgilendirir. Ayrıca o senin için de Münevver için de canını verir. Hiç şüphem yok. Bana güvendiğin için sağ ol baba. Her zaman büyükler bir şey öğretmezmiş. Demek benim de evlatlarımdan öğreneceğim şeyler varmış. Bu Münevver'e iyi gelecek. Sen de göreceksin. Eminim. Yılmaz Bey. Oğlum, Münevver'im kalıyor değil mi? Hamiyet, Münevver'e söyle eşyalarını hazırlasın. Akşam olmadan da çıksınlar yola. Yılmaz Bey, bakıyorum sen de oğluna uymuşsun. Münasebi bu Hamiyet Hanım. Oğlum bu kadar erken mi gidecek benim kızım? Anne. Münevver burada olursa huzurumuz olmayacak. Yiğit yüzünden mahvolacağına uzakta olsun. Daha iyi. İçimiz rahat eder. Kararını vermişsin. Artık ne yapsam döndüremem seni. Bunu banyoda unutmuşsun. Nihayet. Canım. Günaydın bir tanem. Nasılsın? İyiyim, iyiyim de. Nerede olduğunu bilsem daha iyi olacağım Yusuf. Aradım dün akşam, kaç defa mesaj attım sana. Cevap vermedin, merak ettim. Akşam işim vardı biraz. Öyle mi? Ne işiymiş bu, merak ettim. Şimdi telefonla konuşamayız. Sonra anlatırım ben sana. Allah Allah. Yusuf, sadece nerede olduğunu söyleyeceksin. Bu kadar zor mu? Havva, telefonla konuşamayız dedim. Niye ısrar ediyorsun? Araba sürecek miyiz? Bari onu söyle. Şirkete geçeceğim birazdan. Birkaç işim var. Müsait olunca ararım ben seni. İyi, tamam peki. Görüşürüz.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.